Geç bir saatte İsrail anlaşmasını konuşuyoruz. Bu gece siyasi iktidarın dış politikada bugün burada görüştüğümüz 6 maddelik anlaşmayla caydırıcılığının kaybettiğinin tescil edildiği bir gece. Aynı şekilde bu gece One Minute efsanesinin ve cazibesinin de bittiği bir gece. İsrail terör devletidir. İsrail katildir. Biz oldukça olumlu bir şey düşünemeyiz İsrail'le. Efsanesinin de bittiği bir gecedir bu gece. Bu gece aynı zamanda isterdik ki bu İsrail'le ilgili konular son 6 yılda nasıl kamuoyunda tartışıldıysa, nasıl iç politikaya malzeme edildiyse, nasıl sömürüldüyse, nasıl oya tahvil edildiyse, nasıl İsrail aleyhtarlığı ve Filistin sempatisi sandığa yansıtıldıysa, meydanlarda konuşulduysa, bu anlaşmanın maddeleri de aynen o şekilde meydanlarda konuşulmalıydı. Her zaman hükümetin deklare ettiği gibi, sanki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıymış gibi bizim 3 şartımız var diyordu. Kendi başına deklare ettiği 3 şart. Kendi koyduğu bir çıta. Özür vardı. 2013 yılında Başkan Obama'nın aracılığıyla dilendiği söylendi. İkincisi tazminat vardı. Tazminat konusu enteresandır. Bu anlaşma tazminatı düzenliyor güya. Yalnız bu anlaşma tazminatın içerisine sıkıştırılmış bir affı içeriyor. İsrail askerlerine bir affı içeriyor. İsrail askerlerinin hukuki ve cezai sorumluluktan kurtarılmasını, haklarında açılan davaların kapatılmasını, hiçbir davanın açılmamasını öngörüyor. Ve onun karşılığında bir tazminat veriliyor. 20 milyon dolar tazminat veriliyor. Ve ilave olarak Türkiye'de açılan davaların, ayrıca buna ilaven açılmış bir dava varsa, hala diretiyorlarsa açmaya ve bunu sürdürmede kararlıysa bunun kurbanları, bu şehitlerin kurbanları, bu davaların bir şekilde tazminata dönüşmesi halinde bunu da Türkiye İsrail'le perdeliyor İsrail'i. Türkiye'ye rücu ediyor. Yine Türkiye'nin ödenmesi. İsrail'in tamamen 20 milyon doları verip hukuki, cezai süreçten mahvolmasını öngörüyor. En önemli konu, İsrail askerleriyle ilgili ceza davalarının veya haklarında çıkarılacak tutuklama müzakereleriyle İsrail olaya karışan İsrail askerlerinin bir şekilde Türkiye'ye geldikleri zaman burada tutuklanmalarının önünü kapatıyorsunuz. Bu anlaşma bir kapama anlaşması. İsrail askerleri her açıdan güvenceye alınıyor. Hiçbir şekilde dokunulamıyor. Başka izah tarzı yok bunun. Ya buna bir maddede insan, bu ölen insanların, bu şehitlerle ilgili bir madde koymaz mı? Onların da bir hatırası yok mu? Hiç mi bir madde konmaz buraya? Bu Mavi Marmara gemisi doğrudan gitseydi Gazze'ye, Gazze'ye ulaşmış olsaydı deniz ablukasını deldik diye bundan övünecek miydiniz, övünmeyecek miydiniz? Bu mutabakatta güya yaptırımların hafifletilmesi deniyor ya gerekçede. Gerekçede yaptırımların hafifletilmesi. Ama burada o da geçmiyor. Doğrudan Gazze'ye gidecek malların, sivil malların Aşdod limanından İsrail denetiminde, İsrail'in protokol kurallarına uygun olarak, İsrail'in güvenlik mülazaları dikkate alınarak kontrollü bir şekilde Gazze'ye geçirilmesini öngörüyor. Yani siz Gazze'ye bir mal sevk ettiğiniz zaman Aşdod'dan bile gitseniz yine bir denetime, yine bir gözetime ve yine bir İsrail protokolüne ve mutabakatına ihtiyaç duyuyorsunuz. Kendiniz geçemiyorsunuz. Yani ablukanın kaldırılması diyoruz ya, şimdi hafifletilmesi falan ambargonun diyoruz. Yani burada doğrudan İsrail'in eline bir yetki veriliyor. Peki bu ne demektir? Biz Gazze üzerindeki İsrail ambargosunu tanımış oluyoruz. İki, Gazze üzerindeki İsrail egemenliğini de böylece tanımış oluyoruz. Çünkü biz Mavi Marmara gemisinin giriş amacı oraya giderek o ambargoyu yıkmak
orada uygulanan kuralları alt üst etmekti. Şimdi bu anlaşma o çarkı geri döndürüyor. Bizim bunu bilmemiz lazım. Bu anlaşma her açıdan eleştiriye açık bir anlaşmadır. Bu çok tartışılacaktır. Ayrıca İsrail ile ilişkilerde de maalesef bir kara lekedir. Yani Türkiye'nin her zaman bir üstünlüğü olması gerekir. Bir cazibesi olması lazım. Bir yüksek moral zemini olması gerekir. Bu aşılmıştır bu gece. Bu gece sabah Herat gazetesinde, İsrail gazetesinde ve başka gazetelerde bir başarı öyküsü anlatılacaktır. Çünkü öne sürdükleri bütün şartlar gerçekleşmiş oluyor. Biz Hamas yüzünden Batı Şeria ile ilişkilerimizin açılmasına sebep olmadık mı? Hamas yüzünden Filistin'in birlik ve bütünlüğü konusunda maalesef Hamas yüzünden Batı Şeria'daki yönetimle alınganlık içerisine girmedik mi? Şimdi bu da satılmış oluyor. Buradaki adres Hamas'tır. Hamas'ın faaliyetlerine zincir vurulmasıdır. Finanse edilen, terör olarak lanse edilen aktivitelerin engellenmesidir. Bunları belirtmek isterim. Ve umarım bir ders alırız. Bundan sonra 3 ay önce söylediklerimizi 3 ay sonra yutmayız. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.